Tabii beklediğimiz bir süreç değildi. Yani bu tür olasılıklar vardı ama beklenen bir süreç değildi. Halkların Demokratik Partisi'nin ikinci olağan konferansının son gününde 9 kurumun gerçekleştirmiş olduğu bir basın açıklaması, içerik itibariyle savaş karşıtı, barış talep eden ve Türkiye'nin Özgür Suriye Ordusu diye tanımlanan birliklerle Afrin operasyonunun sonuçlarının insanlık adına kötü olacağını dile getiren bir basın açıklaması metniydi. Uzun bir gözaltı süreci yaşadık. Ardından dediğim gibi tutuklama geldi. Hayatın başka bir alanı tabii ki. Hani deneyimlemek gereken bir alan olmamakla beraber başka bir alanı. Özgürlüğün kısıtlı olarak yaşanması kolay değil. Hele ki işte biraz önce ifade ettiğiniz gibi aktif bir yaşamın içinde, üretken bir yaşamın içinde bir ekibin üyesiyseniz, benim hem Türk Tepleri Birliği'ndeki hem Halkların Demokratik Kongresi'ndeki hem Koyucu'ya Dayanışma Akademisi ve dolayısıyla ayrıca Toplumda Ekim Dergisi'ndeki faaliyetlerim itibariyle yoğun geçen ekip arkadaşlarımla çok uyumlu olduğumuz bir çalışma temposu içinde oluyoruz sürekli olarak. Hem nasıl söyleyeyim, hem üretmek, hem mücadele, hem dinlenme, hem sosyalleşme, hep saydığım bu ekip üyelerinin kendi içinde gerçekleşiyor. İyi de oluyor bir yaşam biçimi olarak. Bunlardan kopmak kolay olmadı ama şöyle bir olanak oldu. Yine adını saydığım yapıların büyük desteğiyle arkadaşlarım bana büyük yaşamdaki üretim alanını hapishanenin içinde de kurma çabasında oldular ve çok büyük bir bölümünü başardık.